Koenigsegg bildiğimiz her şeyi yine unutturmaya geldi. Şanzımanı diferansiyeli bir arabanın bütün aktarma organlarını adeta yeniden tasarladılar, yeniden icat ettiler. Birkaç gün önce Cemira modelinin yürüyen aksamını tanıttılar. Kelabimiz Christian von Koenigsegg yine fabrikada her şeyi açık açık gösterdi. Ama bunun arkasındaki mühendisliği ve çalışma prensiplerini, bütün mekanizmaları görmediğimiz için anlamak biraz zor olabilir. Bir süre önce Yesko'da tanıttıkları Light Speed Transmission, yani ışık hızındaki şanzımanı Cemira modelinde de kullanıyorlar, ama paketlemesi farklı olduğu için, yerleşim farklı olduğu için bunun üstüne diferansiyeli ve aktarma organlarını da ayrıca yeniden icat etmişler. Şanzıman bildiğimiz diğer tiplerin hiçbirine benzemiyor. 6 tane kavraması var. Yanlış duymadınız, 6 tane. Yesko'da bu 7 idi ama geri vitesinkini çıkartıp yerine elektrikli koydukları için burada 6 tane kavramayı görüyoruz. Sizin için temel anlamda bu şanzımanın nasıl çalıştığını göstermek için 3 boyutlu şekilde modelledim. Üstünden gideceğiz, nasıl çalıştığını anlayacağız. Ama oraya geçmeden önce bu şanzımanla birlikte motoru ve şanzımanı bütün tasarladıkları için volandan kurtulmuşlar. O yüzden volan aslında ne işe yarıyor, kurtulmak neden gerekiyor ya da bugüne kadar neden kurtulunmadı? Önce bunlara bakalım. Volanın nasıl bir şey olduğunu daha önce görmediyseniz çok da özellikli bir yapısı yok. Aslında yuvarlak şeklinde bir ağırlık motorun sonuna bağlanıyor. Debriyaj balatası ya da kavrama, herhangi bir ne varsa bu volanın üstüne bağlanıyor. Daha önce bu şekilde duymamış olabilirsiniz ama volan aslında mekanik bir batarya gibi işlev görüyor. Enerji depolayıp gerektiği zaman enerjiyi verebilen mekanik bir sistem. Sadece dönen bir ağırlık. 4 zamanlı motorlarımız, adı üstünde, 4 zaman emme, sıkıştırma, patlama, arkasından egzoz. Bunlardan sadece bir tanesi patlama esnasında güç üretiyor. Ama kalan diğer bütün süreçlerde, diğer 3 zamanda hem hava çekerken pistonun inmesi lazım, özellikle sıkıştırmada enerjiye ihtiyacı var. Peki bu enerji nereden geliyor? Patlama esnasında motor volana bir miktar enerji aktarmış oluyor. Ataletiyle birlikte dönerken sıkıştırma zamanına geldiğinde bu enerjinin bir kısmı kullanılıp pistonun sıkıştırma işini yapmasına yarıyor. Batarya gibi çalışıyor dememin sebebi de bu. Enerjiyi belli bir zamanda alıyor ve ihtiyacı olduğu zaman tekrar sisteme verip kullanılmasını sağlıyor. Ama baktığınız zaman ölü bir ağırlık, motor devirlenirken volanı da daha hızlandırması gerekiyor. Dönen ağır bir parça, daha da fazla ataleti var. Bu yüzden çok sevilen de bir parça değil. Özellikle yüksek devir çevirmeye çalışan ya da hızlı bir şekilde hızlanmak isteyen motorlarda volandan genelde kurtulmak ya da hafifletmek istenir. Koenigsegg'in V8 motoru da bu şekilde çok aşırı hızlı bir şekilde devirleniyor. Haliyle buradan kurtulmak istiyorlar. Ama bundan tamamen kurtulamıyoruz. O yüzden Koenigsegg bunu almış. Demiş ki ya bu işlevsiz ölü bir ağırlık yerine zaten şanzımanı çeviriyorum, içeride dişlileri çeviriyorum, bu dişlileri ben volan olarak kullanayım demiş. Yani yaptıkları şey yepyeni bir icat değil. Volansız bir motor yapmadılar. Ama volan gibi ölü bir ağırlık takmak yerine bunu daha işlevsel bir şekilde yapıyorlar. Bazı modifiyecilerde görmüşsünüzdür. Onlar da araba daha iyi devirlensin, daha çok güç aktarılsın diye, yani motorun beygirini arttırmaz ama oradaki kaybı engellediği için tekerleklere daha çok beygir gider ve daha iyi devirlenir. Volanı daha hafifiyle değiştirirler. Bu durumdaysa motordaki titreşimleri sönümleyemez. Ağırlığın hesaplanması aslında titreşimlere bağlı olarak hesaplanıyor. Daha hafifini yapınca o titreşimler engellenmez ve kabinde daha fazla motorun titrediğini hissedersiniz. Bu da böyle ufak bir bilgi. Şanzımana geçtiğimizde 6 tane kavrama, 9 ileri dişli, bir tane de geri vardı, artık yok. Geri vites işlevini tamamen elektrikli bir motor yapıyor Cemira modeliyle. Bu şanzımanın detaylarını ve özelliklerini anlamak için öncelikle standart bir şanzımanın nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. En temeli olan manuel araçlara baktığımızda volandan sonra bir tane debriyaj olur. Debriyaja bastığımızda şanzımanla motor arasındaki bağlantıyı keseriz. Ondan sonra vites değiştirirken arada senkrometreler vardır. Biz vitesi 1'den 2'ye attığımızda
Bu senkromeçler sayesinde ikinci vitesin hızıyla çıkış şaftını birleştiririz. Eğer ki vitesi iyi geçiremediyseniz ya da debriyaja iyi basmadıysanız böyle garç sesini zaten duyarsınız. O yüzden manuel araçlar tek kavramalı diyebiliriz. Bu light speed transmission'da ise tek kavramadan kurtuluyoruz. Yerine 6 tane kavramayla bütün olasılıkları halledebiliyoruz. Burada ben sizin için bu şanzımanın içini basit bir şekilde modelledim. Gördüğünüz gibi farklı renklerde farklı dişliler ve şaftlar var. Önce kısaca özelliklerinden bahsedeyim. Her farklı renk farklı bir dişlinin dönüş şeklini belirtiyor. Yani bu kırmızıyı gördüğünüz gibi şaftlar ve dişliler aynı renkte. Bunlar birbirine bağlı, birbirinden ayrılmıyor. Hepsi aynı anda, aynı hızda dönüyor. Ama aşağıdaki dişliler şafta doğrudan bağlı değil. Bunlar ayrılabiliyor. Aynı şekilde üçüncü şaftımız için de geçerli. Birinci şaftımız bu kırmızı olan giriş şaftı. Yani motordan çıkan güç bu şaftla vites kutusuna aktarılıyor. Yeşil olan ikincisi ortadaki bizim aktarımı yaptığımız birinci şaft. Üçüncü mavi olansa çıkış şaftımız. Bu diferansiyelle ya da bu sistemdeki diferansiyel benzeri yapıya gidiyor. Bir de üstünde sarı renkli olan şeyler görüyoruz. Bunlar kavrama. Yani debriyaj paketleri diyebiliriz. Senkromeçler yerine burada bu debriyajlar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yeşil şaftın üstünde 3 tane ve mavi şaftın üstünde 3 tane olmak üzere toplamda 6 tane var. 6 kavramalı da zaten buradan geliyor. Motora gelen kısımda herhangi bir kavrama yok. Herhangi bir debriyaj yok. Hepsi şanzımanın içinde halloluyor. Ve hangi kavrama eğer kapanırsa o dişli ve bu şaft bir bütün haline geliyor. Yani bir örnek yapalım. Motordan gelen gücümüz bu kırmızı şafta aktarılıyor. Dönüyor. Eğer ki ilk dişlinin kavraması kapatılırsa artık bu dişli işlevsel. Karşılığı da kırmızıdaki en küçük dişli. Bu dişlinin hızında yeşil şaft dönmeye başlıyor. Eğer ben birinci dişlinin kavrama paketini kapatırsam en büyük olan mavi dişli dönüyor ve şaftla bir bütün haline geliyor. Bu da bizim birinci vitesimiz oluyor aslında. Geldi, ilk yeşil dişliden geçti ve arkasından en büyük mavi dişliye aktarıldı. Şaft da bununla aynı hızda döndü ve tekerleklere aktarıldı. Bu en büyük yeşil ve mavi dişli dönerken diğer dişliler de dönmeye devam ediyor ama herhangi bir etkisi yok. Sadece boşa dönüyorlar. İşte bu boşa dönen ağırlık da volan gibi kullanılıyor. Burada oluşan ölü ağırlığı da işte volanı çıkartıp yerine neden bunu kullanmıyoruz diyerek Koenigsegg bir değişim yapıyor. Bu sefer en büyük mavinin üstündeki kavramayı açıp ikinciyi kapattığımızda bir diğer dişli oranına geçiyoruz. Bu da bizim ikinci vitesimiz oluyor. Aynı şeyi 3 kere yeşil dişliler üstünden, 3 kere de mavi dişliler üstünden yapabiliyoruz. 3 farklı kombinasyon, 3 kere 3, 9 farklı dişli oranını oluşturmuş oluyoruz. Yani bu 9 oranlı bir şanzımana dönüşüyor. Bu kavrama paketleri de elektronik olarak kontrol ediyor. Hepsinin bir tane actuator var. Biri açılıp biri kapanabiliyor. Çok hızlı bir şekilde hem mavi hem yeşil dişlidekiler kapanıyor. Ve bir dişli 20 milisaniye içinde gerçekleşmiş oluyor. Çift kavramadaki gibi olmadığı için her vites aynı hızda 20 milisaniyede tıkır tıkır geçebiliyor. Bu şanzıman bugüne kadar gördüğümüz en hızlı vites değiştiren şanzıman. En yakın rakibi olan çift kavramalarsa 120-130 milisaniye civarında. Tabi DCT için de sayılar çok düşük ama bunlar ideal koşullarda. Çünkü DCT'lerin yani çift kavramalı şanzımanların işte bildiğimiz DSG'lerin, DCT'lerin, EDC'lerin hepsi aynı mantıkta çalışıyor. İki kavrama olduğu için bir sonraki vites hazırda bulundurulur. Yani biz ikinci viteste gidiyoruz, hızlanıyoruz. Üçüncü vites hazırda bulundurulur. Üçe atmaya karar verdiğinde bir kavrama açılır, öteki kapanır. Anında üçe geçeriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. 120 milisaniyede bunu yapabiliyor.
120'den 20'ye inmek hayatınızı aşırı da değiştirmez. Ama sorun şu, biz 7. viteste gidiyoruz. Gaza bir anda yüklendik. Artık optimum hızlanma için 3'e düşmemiz lazım. Ama 3. vites hazır değil. Onun için kavramaların açılması, 3. vitesin tekrar ayarlanması, arkasından da kendi kavramasının kapanıp 3'e düşmesi gerekiyor. Bunu çok hızlı yapamıyorlar. Bu da özellikle performans isteyip gaza bastığımda anında yürüsün dediğiniz anlarda gerçekleşmiyor. Sadece ideal durumlarda oluyor. Light speed transmission ise işte bunu ortadan kaldırıyor. Hangi vitese geçmek istediğinizin bir önemi yok. 9'dan 2'ye de düşebilirsiniz. 8'den 5'e de, 5'ten 9'a da anında bütün vitesler arasındaki geçişler her zaman sabit. Çünkü her vitesin kendi 2 tane kavraması var ve bunları kapatıp değiştirerek bu işi yapabiliyor. Üstüne üstlük çok kompakt. Zaten bu performans arabalarına koymak için çok fazla bir yerleri yok. Ve çok daha hafif. 90 kiloyla bu light speed transmission'ı yapmışlar. Benzer bir çift kavramaya baktığımızda bunun yaklaşık 2 katı 180-190 kilolar görüyoruz. Bu açıdan da ağırlık tasarrufu da yapıp arabaya ekstradan performans katıyor. Tabii ki diyeceksiniz ki övdün bunun hiç mi kötü bir yanı yok? Dünyada her şeyde olduğu gibi her güzel şeyin tabii ki bazı kötü yanları da olmak zorunda. Birincisi tahmin edeceğiniz gibi karmaşık bir sistem ve pahalı. Bu bugüne kadar karşılığını gördüğümüz bir şanzıman değil. Sadece Koenigsegg'in kendi araçları için geliştirdiği, onu da bazı modellerinde kullandığı ve muhtemelen seri üretimde pek görmeyeceğimiz bir şanzıman tipi. Çünkü bu şanzıman aynı zamanda volan olarak kullanıldığı için motorun karakteristiğine bağlı. Her motorun volanı farklıdır. Patlamasına, işte hacmine, üreteceği güce, torka, her şeye bağlıdır. O yüzden de bu şanzımanı alayım, başka bir motora takayım maalesef olmayacak. Şanzımanla motoru bir bütün olarak gibi düşünün. İkisini birden ayıramayacağız. Bu da seri üretime neden geçmeyeceğinin aslında açıklaması. Seri üretim binek otomobil yapanlar farklı motorları farklı şanzımanlarla kombinleyebiliyor. Aynı şanzımanı üretip 5-6 farklı motora takabiliyorlar. Burada bunu yapmanız mümkün değil. Bir motora bir tane şanzıman olması gerekiyor. Koenigsegg çok pahalı arabalarını sattığı için, milyonlarca dolara sattığı için, neredeyse her arabasına farklı bir yürüyen aksam geliştirdiği için böyle bir lükse sahipler, ama bunu işte bir Renault'a, bir Volkswagen'e gibi yerlere yapmamız mümkün değil. Bir yandan da sevdiğim kısım, böyle karmaşık sorunları Koenigsegg çok karmaşık çözmüş gibi duruyor. Basitliği de orada hissedebiliyorsunuz. Bu şanzıman bana çok tanıdık olduğumuz bisiklet vitesini anımsatıyor. Onda da iki farklı dişli seti var. Ön tarafta çoğunlukla 3 tane farklı dişli var. Arka tarafta ise 7 tane dişli olduğunu varsayalım. Toplam 21 tane vitesiniz olabiliyor. Öndeki her dişli için arkada 7 farklı kombinasyon var. Bu şekilde de ara ve farklı dişlileri yapabiliyorsunuz. Sanki Koenigsegg bu fikri almış ama zincirden kurtulması gerektiği için dişlilere çevirmiş ve bu çözümle karşımıza çıkmış. Evet, elektrikliler hayatımıza girdi. Bu saatten sonra geri dönüşü de yok. Bu sistemleri maalesef hayatımızdan çıkartacağız. Bu kanalın takipçileri de eminim ki bizimle aynı şevki, aynı zevki paylaşıyorlar. O yüzden bu videoyu izlediyseniz ve sevdiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu konu hakkında sormak istedikleriniz veya anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa da onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.